Eve gelince biz bir yedi sokakta dedik derbe var. İçeri girin. Biz de ne olduğunu bilmediğimiz için içeri girdik. Televizyon açtım. Bir de Cumhurbaşkanı havalarına geliyor. Cep telefon görüntüsüyle Cumhurbaşkanı geldi. Sokağa çıkın deyince hiç tereddüt etmedim. Tabii ben kalkmadan Halil Bey benden önce kalktı. Dedi ki bir kadın kadar da bulamıyoruz. Çıkalım baba. Çıkalım dedim. Eşim nereye gidiyorsun? Dedim gidiyoruz. Daha eşim sormadı. Ben aşağı indim. Camda eşim bakıyor. Dedim Halil İbrahim gelmiyor mu? Dedi geliyor dedi. Melike da gidip saçını tarıyor. Saçını taradıktan sonra geldi biz aşağı inerken sokağa berber dükkanı var zaten. Baktım o da berberin dükkanında kendini böyle düzeltti. Yanıma geldi. Biz yolda giderken Tuna Caddesi'ne girerken millet orada market, ATM evet da fırın ekmeği boruna girmişti. Baktım böyle baktı dedi ki baba dedi bunlar dedi, bu erzağı alıp da yarın bitmeyeceğim sanıyorlar. Ondan sonra biz çocuklar o an orada söyledik kelimeyi sonra biraz yürüdük arkadaşını aradı. Kendi arkadaşının telefonda. Son telefonu zaten. Arkadaşıyla konuştu. Telefon zaten kapanmış kapanmaz dedi ki baba koşalım dedi. Arkadaşlar biraz ileri gitmişti. Bir 100 metre falan. Koştuk tabii ki o an Allah tarafından tabii çağrılıyor. Var mı? Var mı? Vuruldu. Evet vurulmuş. Birisi vurulmuş. Hacı'yı vurmuşlar bak. Hacı'yı vurmuşlar. O Hacı'yı vurmuşlar. Gözlüklü sakallı Hacı'yı. Şapkalıyı. Kardeşim şurada araba var. Araba var. Arabaya git. Birlikte koştuk. Tuna Lisesi'nin orada. Ben dönerken o da arkamda düştü. Düşerken önce şu şekil düşündüm kendim için. Telefon yerdeydi. Dedim İbrahim kalk. Seslendim. Baktım kalkmıyor. Bir daha dedim Halil İbrahim kalk dedim. Gene cevap vermedi. Ben de dedim belki ayak taşa takılmıştı. Elim başın altına koyunca baktım ellerimde kan var. Çocuk oldu derken zaten etrafımıza bakıyor kimse görmüyoruz. Asker ne polis kimse yok. Koşun nerede yerini de bilmiyorum. Çocuğu aldım kucağıma. Orada bir adam araba durdu beyaz. Tabii arabalar, trafik var. İnsan karabalık. Aldık araba bindirdim. İki kişiyle adam yardım etti Allah razı olsun. Ondan sonra çocuk ara sokağa girdi. Hastaneye geldik. Hastanede acili aldık. Acildeki adam dedi ki kurşun sıyırmış dedi. Tabii doktorlar biliyorlar ne olduğunu biz bilmiyoruz.
Ondan sonra onu aldık Bayrampaşa Hastanesi'ne acilden sevk ettiler Bağcılı Araştırma Hastanesi'ne. Bağcılı Araştırma Hastanesi'ne götürdüm. Acile girdik ambulansla. Ambulansla da bize takip ederek gittik. Ambulans içeri girdi. Doktorlar baktı dedi ama çektiler dedi ki yapacak bir şey yok. 2-3 gün bekledik orada. Şehit oldum, haber geldi. Bayrak, toprak, namussuzdur. Biz ne için yaşıyoruz? Namus için. Namusumuza sahip çıkalım diyoruz. Yani bir 15 yaşında bir çocuk bunu düşünüyorsa bizim daha yapacağımız bir şey kalmadı. Vatan, toprak, bayrak, biz bunun için yaşıyoruz. Herkes gelip Türkiye'ye sığınabilir ama Türkiye'ne gidip sığınacak bir ülke yok. Saat 9:30 hemen geldi. Motor sesi geldi. Baktım bu da dedi sen yine yüzün hoş oldu dedi, sen gülüsün dedi. Ahra oğlan mı geldi? Ben de güldüm, benim evimin eşyası geldi. Dedim sesi gelmese bak nasıl gülüyor, dedim gülüşü nasıl patlattı. Kalktım bile pencere yaklaştı. Baktım arkası dönük. Beyaz üstüyle, kara pantolonuyla parka doğru gidiyor, gülüyor. Ama ben kimseyi görmedim. Artık ağaç vardı, ağaçtan dolayı mı görmedim? Erza'yı mı görmüştü gülüydü? Ben anlamadım bir şeyi, sordum, çağırmadım de. Böyle döndü, bize yine yemeği girmiştik. Onun yemeğini koydum masaya. Bir baktım motor sesi geldi. Babası, hadi senin oğlun gitti. Bir baktım bizim zili basıyla. Söyledim oğlum dedim, yanlış basıyorsun, kimi arıyorsunuz? Adam diyor, teyze de seni arıyordum dedi, ümit çekişmişler dedi. Kan dedi, burnundan geldi mi hastalara götürürüz, geldik seni almaya. Abisini bekliyorum, kaçtım nerede onda? En üst kattayım, abisi de benim arkamda sesimle kaçtı geldi. Baktım bir tane ambalaz geldi kapıya. Hacı de geldi. Ambalazın kapıyı açık. Ay dedi, bu ambalaz niye? Anne dedi, sen ama ettin ha. Hastane de ambalaz, ben sana mı soracağım? Oğlum içinde hasta yok, içeride de hasta yok. Bir 5 dakika oldu olmadı, babası da gelmişti. Bir baktım, iki kapıyı birden açtılar. Tabii etrafı da dolu. Ümidi çıkarttılar. Çıkardı, biz gördüm. Ama ne yapacağım, bırakmadılar ki. Ben de bilmiyorum, o kadar ağırdı. Yalnız götürürken, bu sol tarafında bir damla yaşı gelmişti, burada kurmuştu. Beyaz idi. Biz durduk sabaha kadar yani, o kıyamet, o gürültüsünde yani çok zor gün geçti o gece. O sela sesleri, kıyametti. Biz orada kaldık sabah namaza. Sabah namaza haşidi ne yapacak, numara dedim. O ben yetmeneceğim, buradan oturup yere namaz kılacağım. Aydın geldi, Aydın geldi ki, Aydın rengiyle olmuş ki tanımıyorsun. Anne dedi, Ümit. Ümit dediyse boynuna sarıldı. Ne oldu Ümit'e oğlum? Anne dedi, Ümit'i kaybettik. Tuttum sarıldı, nasıl kaybettin oğlum? Ümit'e ne olmuş? Hani Ümit'i bir şey oldu? Yani var Ümit'i bir şey. Ümit'in olması ile insan dünyanın yıkılı. Ümit evde çıkarken aşağıya doğru marketler varmış. Orada dedim ben mesaj gelmiş. Çaylıkvay'da rehin almışlar. Bizim orada kundraçı bir marketçi var senin yaşında. Öne çıkıyor. Emediye Allah için İstanbul'u gitmiş. Ben seni çok seviyorum oğlum. Gitme o karavan için. Git evine git. Hacı Ali Baba'ya sattır.
Hem de hiç konuşmuyor. Bakıyor ona eğlen çek kaçıyor orada bir arkadaş iki arkadaş kaçıyor gidiyor. Hem de giderken bakıyor şerli kuvveti hepsi içeride o polisler. Tanker orada. Tanker üstüne açılmış haşa şerlisizler. O tüfekler elinde tarıma kalkacağı çıkarsınız. Havaya atış atıyormuş. Ömrü sesi geldi, askerler kışlığına öyle bir şeyler söyledi. Sonra ne oluyor? Ömrü arkada dönüp bir kere çıkmıyorsun. İkincisinde çıkayım. Çıkınca bu sol elini silaha atayım. Bu sağ eline de bir tane vurayım. Burada o zaman elinde çekip bir tane kurşun havaya gideyim. İçini sakatına gel. Kadına gelince evi düşüyor. Düşüyor, silah da düşüyor tabii. Silah da alıyor. O zaman seninki bu arkadaşlar hemen hücum edeyim. Katil! 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 Kendi vatandaşını vurdun! Kendi vatandaşını vurdun! O albayımız elinde silahı o halde. Vatanın için, milletin için, bayrağın için kendi veda ettim. Çelik vayda onun adına kurban kestim. İşte üç arkadaş film izliyorduk. Hani hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Sonra bir anda işte telefonlar falan mesaj gelmeye başladı. Aramalar geldi. İşte asker köprüyü kapamış. Neredesiniz? İstanbul'da dikkat edin. Evden çıkmayın falan. Sonra haberleri açtık işte hani olay ne diye. İşte baktık hani darbe girişimi var ortada. İşte biz hani ilk başta olayı ilk şeyde bir çözemedik tam olarak ne oluyor ne bitiyorsun. Asker köprüyü kapamış. Ne olacak ne yapacak hani. Sonra olay biraz daha büyüyünce asker havalimanlarını falan da artık ele geçirmeye başlayınca biz anladık ki tam darbe yani. Mustafa'nın şey yani hani dışarıya çıkalım hani direkt Sabiha zaten bizim ev Kurtköy'de hemen Sabiha'nın yanı yani 5 dakika arabayla maksimum 5 dakika. Sayın Cumhurbaşkanı işte açıklama yapınca işte halkım inin diye tam artık Mustafa'yı da bizi de kimse tutamadı yani işte o da babasını aradı. Bugün şehit olmazsak ne zaman şehit olacağız? Ki bir de o hani genel olarak ben Mustafa'yı 6-7 yıldır tanırdım. Sürekli bir şehit olma isteği, yani bir şehit olabilir miyim umudu. Şehitlik nasıl olunur? Hani bunları hep sorardı, ederdi ve bu hep isteği vardı içinde yani bizim çoğu sohbetimizde de geçmiştir hani şehit olmak bize gelir mi ya? Bize yakışır yani biz şehit olamayız, o rütbeye erişemeyiz şeklinde. Üç arkadaş çıktık. Havalimanı sağ tarafımızda kalıyor. Silah sesleri sol tarafta. İşte tabii insanlar silah seslerine doğru yönelince biz de silah seslerine doğru yönelmeye başladık. İşte silah seslerine doğru gittikçe olayın yani askerle polisin gişelerde çatıştığını fark ettik. Oradan işte olay yerine bir 500 metre falan uzakken askeri falan seçebiliyordum yani görebiliyordum. Olay yerine yetiştik. Tabii insanlar hani geride yani biraz daha geride duruyorlar sonuçta. Müthiş bir silah sesi var hani sürekli susmayan bir silah sesi vardı. İşte Mustafa öncülük etmek istedi hani insanları o yani ön saflara çekip askeri etkisiz hale getirmek yani askeri etkisiz bırakmak istedi. Ha bunun için de hani insanlara böyle şey yaptı hani gelin bize sıkamazlar hani ki bizim askerimiz bizi vuramaz gelin önde bizim polisimizi biz koruyalım şeklinde.
Yani biz en öne geçtik bu sefer. Yani ben, Mustafa, Mahmut, bizim üçüncü arkadaş. Yani soldan gelen 2-3 kişi vardı uzaktan, yaklaşık 500-600 metre uzaktaydılar. Asker işte bağırdı onlara, tabii onlar durmayınca asker direkt sıktı ayaklarına, kollarına, bir yerlerine sıktı, etkisiz hale getirdi onları. Sonra ben önümdeki askerin şey tankere sıktığını gördüm. Ya bunu sıktı, nereye sıktı diye bir arkama baktım. Baktım tankere sıkmış ve tankerin içinden asfalt zifte akıyor. Yani o tankerin içinde gaz da olabilirdi, benzin de olabilirdi vesaire şeklinde. O zaman yani kaybımız daha büyük olurdu, acımız daha büyük olurdu. Sonra sağdan belediye otobüsünün geldiğini gördüm. Biz ana yoldayız, askerler yan yolda. İşte belediye otobüsü yan yola girince, hani bu gelen asker mi polis mi onu çözmeye çalışıyorken baktım özel hareket indi. İşte direkt yamaçlara doğru yöneldi. Bizim önümüzdeki askerler de sipersiz kaldığı için onlar da yamaçı arka tarafa doğru koşmaya başladı ki siper alsınlar. İşte o esnada Mustafa ayağa kalktı, işte arkadaki insanlara bağırmaya başladı. İşte gelin gelin, bakın kaçıyorlar, hani biz üstlerine gittik diye kaçıyorlar. Gelin hani bıraksınlar falan şeklinde bariyerin üstünden atladık. Bariyerin üstünden atladık. 3 veya 4 adım. 3-4 adım attık. Hiç duymadığım bir silah sesi. Bir baktım herkes yerde. Sonra Mustafa'nın vurulduğunu gördüm. Tabii ben hemen hani şoka girdim. Tam olarak olayı da çözemedim nasıl oldu diye. Bağırıyorum, ses vermiyor. Ayaklarından tuttum, çektim yanıma, çünkü yani ben tam ayaklarının dibindeydim. O bir adım önümdeydi, bir iki adım önümdeydi. Ayaklarından tuttum, çektim yanıma. Yanımızda işte iki tane tanımadığım insan vardı. Bir sağda bir solda, onlar geldi yanıma. Vurulmuş dedim. Vurulmuş dediler. Nereden vurulmuş dedim. Kafası dağılmış dedi biri. Ben ondan sonra hani kafasına bakamadım. Yani bakmak da istemedim. Çünkü o aklımda kalsın istemedim o haliyle yani. Mahmut Aha dediğim arkadaşımız da bizim yaklaşık bir 3 metre gerimizde. İşte ona bağırdım, işte araba bul getir. Hani yaşıyor. Çünkü o esnada yaşıyordu. Kafasından vurulmasına rağmen yaşıyordu. Ne araba gelebiliyor ne başka bir şey. Tabii oradan da çıkamıyorum. Çünkü sürekli bir silah sesi var. Sürekli askerle polis çatışıyor. Aynı zamanda gelen sivillere de sıkıyorlar. Yani hiç askerin affı yoktu. Benim yani gördüğüm 3 tane insan benim gözümün önünde vuruldu zaten. Bir uzaktaki, bir zaten Mustafa. Bir de bir tane benim sağ arkamda bir tane adamı sırtından vurdular. Sonra Mustafa gözlerini açtı. Şehadet getirdi. Yani yarısını sesli getirdi, yarısını sessiz getirdi. Nefesi yetmedi yani. Şehadet getirdi. Gözlerini kapadı. Ben o esnada öldü mü diye bakıyorum, nabzına bakıyorum, kalbine bakıyorum, tepki alamıyorum. Ondan sonra işte bu onunla beraber sürüklenmeye başladım. Hani götüreyim de yani belki hayattadır, ne bileyim baygınlık geçirmiştir şeklinde asker bana uyarı yaptı bağırarak. Sürünme lan dedi. Elimi kaldırdım bariyerin üstüne, böyle sivilim, sivil yaralı var dedim. Tepki vermedi, cevap yok. Herhalde dedim izin verdi yani gitmemize. Yine sürünmeye başladım. Yine sürünmeye başladım. Bu sefer şey, yine sürünme lan dedim diye cevap geldi ve ikaz ateşi açtı bariyere. İkaz ateşi açtı. Yani ben bir Mustafa ile birlikte gidemeyeceğimi anladım. Bari dedim hani gideyim de, bir de o esnada telefonu da çalıyordu. Annesi arıyor, babası arıyor. Telefonunu aldım cebime. Direkt koşarak arka tarafa yöneldim. Sonra babası aradı telefonu zaten. İlk vurulduğunda hani geçirdiğim şoku, orada sağ olsun bir adam vardı. Hani onun attığı tokatlarla atlattım. Hani o orada bana 3-4 tane bir tokat attı. Ben bir kendime geldim yani.
Ama hala üstümde bir şok vardı. Babasının aradığı telefonu açamadım. Yani açsam da konuşamazdım. O an konuşamıyordum. Yanımda tanımadığım bir adama aç oğlum şehit oldu de dedim. İşte adam açtı söyledi. Sonra ne dedi dedim. Adam ağlamaya başladı dedi. Kapattı dedi. Sonra tabii işte arka tarafta polis, sivil polisler falan yanımıza geldi. Hani ne oldu, kiminizdi, neyiniz oluyor, nasıl oldu falan şeklinde konuşurken bir anda halktan alkış sesi duyduk. Asker teslim olmuş. İşte direkt biz Mustafa'nın yerine koştuk. Tabii Mustafa'yı hemen direkt bir sivil polis herhalde, tam net bilmiyorum. Direkt arabaya koyup hastaneye götürmüş. Bundan sonra Mustafa'yı aramaya başladı. Gecenin özeti bu şekildeydi yani. Ve hani Mustafa o gece hani öyle bir ateşi vardı ki, yani içinde yanan bir ateş vardı böyle. Hem şehit olma isteği vardı. Müthiş derecede bir şehit olma isteği vardı. Ben de insanları ön saflara çekip o darbeyi engellemeye çalışıyordu. Hani şehit olması da benim için bir gururdur. Çünkü Allah ölümün bile hayırlısını versin. Gerisi Allah'ın takdiri. Yani Allah ne derse olur. Çünkü ben onu fark ettim. Hani o gece Mustafa'yı kimse tutamadı. Ne ben tutabildim, ne babası tutabildi, ne amcası oğlu tutabildi. Hiç kimse tutamadı. Yani o gece bir bilerek gitti oraya yani. Onun için artık bir şey gelmişti yani. Mantığıyla hareket eden bir insan zaten oraya gitmezdi. Çünkü biz yolda giderken bile, olay yerine giderken bile motosikletle dönen iki adam vardı. Gitmeyin dediler. Bir sürü ölü var dediler. Polislerin kafasına sıkıyorlar dediler. İnsanları caydırmak için yolda. Oraya giden insanları bile caydırmak için bunları söylendi. Onlar normal bir sivil bir vatandaş mıydı? Yoksa o bağlantının içinden insanları geri yollamak için yapılmış bir hareket miydi bilmiyorum ama biz onu duymamıza rağmen hani oraya ölüme gittik. Yani bu da mantıkla yapılan bir hareket değildi. İşte kahvaltı falan yaptık. O gün eşim evimiz boyayacaktı. Biz beraber eşimle çıktık dışarıya, işte boya falan aldık. Geldik eve. Ondan sonra işte akşam oldu, yemeğimizi falan yedik. O başladı ev falan boyamaya başladı. Ben de hani çok yoruldum. Dedim ki hani biraz uyumak istiyorum falan dedim. Gittim uyudum. Eşim dedi ben tavanı falan boyayayım, ondan sonra şey yaparım dedi. Abdest alıp namaz kılıp ondan sonra diğer taraflarını boyadıktan sonra ben de uyurum dedi. Tamam dedim. Gittim işte uyudum. Aradan bir herhalde bir saat falan geçti. Küçük kızım geldi anne. Teyzem arıyor falan dedi bana. Söyledi ki abla darbe olmuş, haberin falan var mı dedi. Ben zaten öyle deyince direkt yataktan fırladım. Televizyonu açtım. Ben eşime dedim ki çıkacağım falan dedim. Sonra eşim dedi sen dur ben çıkarım yani. Sen gitme falan dedi. Yok dedim ben de çıkacağım. Zaten oradan hemen Tayyip Erdoğan dedi ki herkes dışarı çıksın falan dedi. Tabii eşim ben oğlum çıktık ama o kadar ben ağlıyorum böyle dedim. Tamam ülke gitti elden diyorum. Hemen telefonlara sarıldım falan. Bir yandan ağlıyorum, bir yandan herkesi aramaya başladım. Dört yola doğru yürüdük ama araba sesleri böyle millet dışarı dökülmüştü hepsi. İşte Allah Allah diye dört yola doğru gidiyorduk. Oradan dediler ki bu tarafa gitmiyor. Herkes atış alanı, emniyet var orada. Oraya gidecek, orası şey olacak yani. Koruma altına alınacak. Yürüdük eşimle atış alanına kadar gittik. Dediler elhamdülillah hani burası artık emniyet dedi. Bundan sonra bir şey olmaz. Benim kardeşim tank vardı orada. Tankın öbür tarafındaydı. Oğlum da benim yanımdaydı. Oğlum ilerledi kardeşimin yanına doğru. Hani biz çok erkek var diye ben hani sürtünerek gitmek istemedim o tarafa. Hani demek Rabbim onları koruyacak, bizim başımıza böyle bir olay gelecek. Biz eşimle falan yürümeye başladık, dediler şeye gidiyoruz.
işte Tayyip Erdoğan'ın uçakla gelecek diye oraya havalimanına doğru çıkmaya başladık. Yürümeye başladık oraya doğru. Hatta bir lokanta vardı. Biz su falan aldık oradan. 5-6 tane şişe su aldık. Yürüdük, bir tane amca vardı. Yaşlı bir amcamız vardı. Beyaz sakallı falan, başında böyle şapkası falan. Böyle çok terlemişti o da böyle. Allah Allah diye bayrağıyla yürüyordu. Hatta dedim al bu suyu amca, sen iç dedim. Daha çok bağırasın diye. Dedi Allah seni cennet köşküne koysun inşallah falan. Allah razı olsun. Biz yürüdük zaten. Bariyerlerin falan altından böyle çıktık. Biraz yürümeye başladık. O kadar kalabalık ki hiç ne tank hiçbir şey göremedik biz yani. Yürüdük alttan geçtik, biraz yürüdük yürüdük. Bir baktım dediler ki şey geliyor, tank geliyor yani, ateş ediyor falan. Eşim üstten atla dedi sen. Ben de alttan, yani alttan geçmem, üstten geçerim falan dedi. Ben alttan geçtim, eşim üstten geçmiş demek. Bir baktım tank geldi. Zaten Allah dedim, başka bir şey gözüm görmedi. Hiçbir şey görmedim zaten ondan sonrasını, hatırlamıyorum. Ya hatırlamıyorum derken bir çocuğun bağırdığını duydum, işte yetişin ablayı kurtarın falan diyor. Öbürleri durun diyor, hani ambulans falan gelsin. Yok diyor, hastaneye yetiştirelim, hani ölür şimdi burada. Kan kaybından ölür falan. Beni bir arabanın içine koydular ama bacaklarım sallanıyor ama ağrı falan hissetmiyorum hiç. Ağrı hissetmedim hiç. Sadece gözlerimin önü kapandı o kadar. Arabaya bindim, bindirdiler beni ama ayaklarım böyle sallanıyor. Hissediyorum onu. Benim adımı falan sordular, işte adımı söyledim, telefon numaramı falan verdim. Ondan sonra hastaneye götürdüler işte. Tam hastanenin önünde sedyeye falan koydular. Gözüm kapalı ama duyuyorum her şeyi, şuurumu kaybetmedim. Sonra işte doktor üstümdekilerini falan kesti falan. Ondan sonrasını hatırlamıyorum yani, ondan sonra zaten yoğun bakımdan bir ay sonra uyandım. 1,5 ay falan yoğun bakımda yattım. Ondan sonra uyandığımda işte eşimi soruyordum, sürekli bana hani eşimin çok ağır durumu olduğunu söylediler. Ama ben ona göre daha iyiydim. Onun durumu daha ağır, sürekli söylüyorum ama hiç başka bir şey söyleyeyim. Kime soruyorsam eşimin ağır olduğunu söylüyorum. Meğerse eşim aynı dakikada orada vefat etmiş. Görmedim yani. Eşimin hala bile mezarını bile göremedim yani. 7,5 ay, 8 ay olacak. Uyandığımda benim bir bacağımın kesileceğini söylediler. Ben de önce çok buradan kesileceğini söylediler. Sonra kestiklerinde baktım buradan kesmişler. Bir şey diyemedim yani zaten. Elhamdülillah ki Rabbime, Rabbim ne mutlu ki böyle bir şeyle bizi mükafatlandırmış. Asla pişman değilim. Asla. Diyor muyum? Kanımın son damlasına kadar eğer öyle bir şey olsa yine giderim diyorum yani. Ucunda şehitlik olduktan sonra. Şimdi zaten tank şeyin üstündeyken, bariyerlerin üstündeyken eşim ölmüş zaten. Atlayamamış yani. Bazen düşünüyorum, oradan geçiyorum böyle, hani onun oradan geçtiğim zaman. Hani o kadar bariyerler şey ki, kısa ki. Diyorum ben bunun altından nasıl geçemedim, eşim nasıl üstünden atlayamadı. Demek hani Rabbim hani diyor ya, ne bir adım önce ne bir adım sonra. Bizim yani o gün orada vakit tamam olmuş yani. Elhamdülillah eşim şehit oldu, ben gazi oldum. Onun adına gerçekten çok mutluyum, gururluyum yani. Sonuçta bu dünyada geçip gideceğiz yani. Ha bir gün, ha yarın. En azından şehit oldu günahsız bir şekilde. Hatta o da zaten söylemiş, biz Ramazan'da teyzemin onunla yemeğe gittiğimizde ben sonradan öğrendim. Hani böyle bir olay olursa önce cihata ben giderim demiş. Önce şehit olacak insanlardan önce birisi benim demiş. Ramazan'da öyle söylemiş. Hatta komşum da diyor işte geldiğinde işte eşi koşarak arkasından gitmiş. Niye bu kadar çabuk sabır salanıp gidiyorsun? Demiş ben şehit olmaya gidiyorum. Yani sanki Rabbim o kadar gerçekten iyi bir insandı ki yani hiç anlatacak bir şey bulamıyorum. Kelimeler bulamıyorum onun için. Hani nasıl Uhud Savaşı'nda kadınlarımız savaştıysa, Çanakkale'de savaştıysa biz gidip savaşırız yani. Bu ülke gitmemesi için elimizden gelen her şeyi yaparız yani. Şu anda davamız koltuk davası değil. Şu anda ülkeyi savunuyoruz biz.
bu ülkemizi biz asla kimseye vermeyeceğiz. Bu zamana kadar vermedik, bundan sonra da vermeyecek. Hani şöyle de düşünüyorum, Uhud Savaşı'nda işte Hazreti Ali olsun, Hazreti Ömer olsun. Ya bu kadar Allah yoluna ölen insanlar niçin öldüren? Ülkesi için. E sonra Çanakkale Savaşı'nda herkes ülkesi için o kadar asker verdi. Aç, susuz. E biz bu kadar ülkemizde bu kadar güzellik varken bizim kanımız onlardan daha şey değil yani, önemli değil. Ben öyle düşünüyorum. E ucunda da zaten diyorum ya, mükafat en büyük mükafat zaten. En büyük saadet orada. Orada olduğu için de gerçekten hiç üzülmüyorum. Yani inanın ben bazen üzülüyorlar, ağlıyorlar ya. Diyorum ki benim için ağlamayın, eşim için de ağlamayın. Herkes kendi için ağlasın. Çünkü o gitti kendini kurtardı. Gerçekten düşünün ya, Peygamber Efendimiz'e komşu olmak ne demek, her zaman diyorum. Allah inşallah beni de layık bir kul onun köşküne layık etsin. Yani ben cenneti de istemiyorum. Rabbimin yanına gitmek istiyorum direkt. Sen şehit olursun. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada güda. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, penginlere sığmam taşarım. O zaman Bezbi ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.